Akşam TV'den herkese merhaba. Gündem haberlerinin arasında gözünüzden kaçan ilginç konu ve videolarla bugün de karşınızdayız. Bugün 5 Aralık Kadın Hakları Günü. Aynı zamanda Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden birinin kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıldönümü. Kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi sorunların gündemden düşmediği şu dönemde Kadın Hakları Günü'nün önemine bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul Havaalanı'na hayran kaldı. Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen Robert Davi sosyal medyada İstanbul Havaalanı'na övgüler yağdırdı. Davi, gerçekten harika görünen bir havaalanı. Temiz, binlerce insan var. Derinliğine, tavanlarına, renklerine ve mimarisine bakın ifadesini kullandı. İşte ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı o anlar. Here I am at the Istanbul Airport in Turkey. Watch the baggage, babe. And just a really great looking airport, clean, tons of people, but I mean, look at the depth, the ceilings, the color, the architecture of it. And I think back to American airports and how depressing it is. Yaptıkları ve söyledikleriyle dünya gündeminden düşmeyen Amerika Başkanı Donald Trump'tan yine ani bir çıkış geldi. NATO zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel'le basın toplantısı düzenleyen Trump, diğer liderlerin kendisiyle alay ettiği video ile ilgili Kanada Başbakanlığı ikiyüzlülükle suçladı. Basın toplantılarını iptal ederek zirveyi terk etme kararını açıklayan Amerika Başkanı, basına çıkmadan temaslarını tamamlayarak Britanya'dan ayrıldı. Örnek bir davranışla devam edelim. Görüntüler Şırnak'tan. Şırnak'ın Cizre ilçesinde yürümekte zorluk çeken yaşlı kadına bir polis memurunun yardım ettiği o anlar vatandaşların takdirini topladı. Görüntülerde polis memuru taksi çağıran yaşlı kadını araca kadar elinden tutarak bindiriyor. İşte cep telefonu kameralarına yansıyan o anlar. Cizre belki ya. Hollanda merkezli Palvi şirketinin seri üretime geçilen ilk uçan arabası tanıtıldı. Araç için şimdiden 100'e yakın sipariş alındı ve fiyatının 600 bin dolar olduğu, sürücülerin hem ehliyet hem de uçuş lisansına sahip olmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı. İşte o görüntüler. Akşam Story'yi bu görüntülerle noktalıyoruz. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Akşam TV'yi takip etmeyi unutmayın.